Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Neil deGrasse Tyson, Amerika başkanlık seçimleri öncesinde, dünyaya bir göktaşının çarpabileceğini iddia etti. NASA tarafından da daha öncelerde duyurulan, bu göktaşının dünyaya çarpma olasılığı ise, %1 bile değil. Başkanlık seçimleri, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, son açıklamalarıyla, kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Tyson, 3 Kasım'da gerçekleşecek Amerika'daki başkanlık seçimlerinden bir gün önce, dünyaya bir göktaşının çarpabileceğini açıkladı. Tyson'ın bu açıklamalarının altı boş değil. Zira NASA'da 2018 VP1 isimli, bu göktaşı hakkında bir uyarıda bulunmuştu. NASA tarafından yapılan açıklamalara göre, 2018 VP1'in dünyaya çarpma ihtimali, %1'den daha düşük. Zaten Tyson'ın açıklamalarına göre de, buzdolabı büyüklüğünde çapı olan bu göktaşının dünyaya çarpması, gezegenimiz için büyük bir risk teşkil etmiyor. Yani Amerika'daki başkanlık seçimleri, öyle ya da böyle gerçekleşecek. Zaman zaman sizlerle paylaştığımız videolarımızda, çeşitli göktaşlarının gezegenimize doğru, büyük bir hızla yaklaştığından bahsediyoruz. Ancak bu göktaşlarının dünyaya çarpma olasılığı, genelde yok denecek kadar az oluyor. Peki dünyaya gerçekten de bir göktaşı çarparsa, ne olacağını hiç düşündünüz mü? İşte bu sorunun cevabı, NASA yetkililerinden Dr. Joseph Nutt'ta gizli. Nutt tarafından yapılan açıklamalarda, gezegenimizin büyük bir göktaşına karşı, savunmasız olduğu ifade ediliyor. Üstelik Nutt'a göre, sürpriz bir göktaşının bir anda gezegenimize doğru yaklaşmaya başlaması durumunda, müdahale imkanı bile bulunamayabilir. Nutt, bunun ancak uzaya gönderilecek bir araçla engellenebileceğini ifade ediyor. NASA yetkilisi, özel olarak tasarlanıp uzaya gönderilecek olan, bir uzay aracıyla dünyaya çarpma ihtimali olan, göktaşlarına karşı incelemeler yapılabileceğini söylüyor. Üstelik bilim insanına göre, tek görevi göktaşı incelemek olan bu uzay aracı, bir yıl içerisinde göreve hazır duruma getirilebilirmiş. Göktaşlarını incelerken onları durdurma potansiyeline de, sahip olacak aracın yapımı içinse, ödenek çıkarılması gerekiyor.